Herkese merhabalar. Bugün burada gönüllü programımız kapsamında Senex Staj buluşmalarının ikincisini gerçekleştiriyoruz. Bugün yaşlılık, hak ve insan hakları hukuku üzerine konuşacağız. Konuğumuz Doktor İlhami Alkan Olson. Kendisi Lund Üniversitesi Roald Wallenberg Enstitüsü Türkiye Programı Direktörü. Aslında bizim toplantılarımızda yani hem değerlendirme toplantılarımızda hem de buluşmalarımızda biz yaşlı hakları ve insan odaklı çalışmanın ne kadar önemli olduğunu sürekli vurguluyoruz ve konu bir şekilde oraya geliyor. Bu yüzden bizim için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Tanışmayı yaptığımıza göre de sözü size bırakabilirim. Teşekkürler Seda. Gerçekten benim için şey, yani çok keyifli sizinle birlikte olmak. Yani ben yaşlılık çalışmaları yapan farklı disiplinlerden insanlarla karşılaşmayı çok seviyorum. Yani çok, yani benim için çok öğretici. Biz hukukçuların eksikliklerinden birisi farklı disiplinlerle çalışan insanlarla çok sık bir araya gelememek. Ama ben bu tür buluşmalardan bir sürü şey öğrenerek çıkıyorum. Özellikle görece genç yaştaki insanların bu toplantıya katılması harika bir şey. Teşekkürler beni de davet ettiğiniz için. Evet, ben bir uluslararası hukukçuyum. Uluslararası hukukun farklı alanlarında çalıştım. Örneğin doktoram uluslararası ekonomi hukuk üzerineydi. Post doktorayı iklim değişikliğini düzenleyen normlar üzerine yaptım. Bir süredir de son 3-4 yıldır da uluslararası insan hakları hukukunun farklı alanlarında çalışıyorum. Bunda işte şey de var, örneğin yeni teknolojiler ve insan hakları var. Son yazdığım makalelerden birisi nanoteknoloji üzerineydi. İşte nanoteknoloji, genetik bilim, bunların insan hakları üzerindeki olası etkileri gibi. Aslında bütün bunlar arasında en az bildiğim konulardan birisi yaşlılık ya da yaşlı hakları. Aslında gerçekten öğrenme sürecindeyim. Çok yoğun olarak öğrendiğimiz iddia edemeyeceğim ama çok şey, içine girdikçe ne kadar önemli ve çok disiplinli bir alan olduğunu görüyorum ve çok mutlu oluyorum. Aslında birkaç kere tekrarladım. Özgür biliyor, onun için belki tekrar duymak açısından sıkıcı olabilir, kusura bakmasın ama biz Lund Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne bağlı Roald Wallenberg Enstitüsü olarak, Roald Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü olarak Türkiye'de bir program, işte insan hakları programına başladığımızda önce bir şey yaptık. Baseline çalışması yaptık. İşte Türkiye'de özellikle akademinin insan haklarının farklı alanlarını nasıl çalıştığını öğrenmek istedik. Karşımıza çıkan manzara ürkütücüydü. Çünkü örneğin yaşlılık ve insan hakları çalışan o zaman, yani 3 yıl önce 2 tane akademisyen bulabilmiştik. Bir tanesi şu anda toplantıda bizimle birlikte. Ve işte bir arkadaşımız aracıyla Özgür Hoca ile tanışma fırsatımız oldu ve bence çok verimli bir işbirliği başlamış oldu böylece. Özellikle Senex kongrelerine yaptığımız, yani katkılar, yeni çeviriler, işte genç akademisyenlerin ortaya çıkması, onların destek olabilme şansını bulabilmemiz benim için çok şeydi, keyif verici bir süreçti. Bir başka alanda örneğin engellilikti. Türkiye'de o dönem 3 yıl önce yaptığımız Türkiye Akademisi İnsan Hakları Nasıl Çalışıyor araştırmamızda engellilik çalışan sadece 13 hoca olduğunu gördük Türkiye'de. Bu da şeydi, ürkütücüydü. Yani bu kadar, ortalama bir nüfusun %10'unun engelli olduğu kabul ediliyor uluslararası standartlara göre. Yani Türkiye'de 8 milyon insanın en azından bu engelliği nasıl tanımladığınıza bağlı olarak. Örneğin şu, ben normalde gözlük kullanıyorum. Şu gözlük. Bu gözlüğümü çıkardığım zaman bazı şeyleri göremiyorum. İşte mesela bu da bir şey sonuçta. Bir şey, engellik olarak tarif edilebilir. O zaman rakam 20-30 milyona çıkacaktır. Bu kadar önemli bir alanda Türkiye'de engellilerin nasıl yaşadığını ve nasıl yaşayamadığını merak eden akademisyen sayısının azlığı ürkütücü gelmişti bana. Ve biz Türkiye programı biraz Türkiye'de akademinin ihmal ettiği alanları destekleme üzerine kurgulamaya çalıştık.
Fakat yaşlılıkla ilgili biraz okumaya başladıktan sonra aslında yaşlılık alanına yönelik akademik ihmalin sadece Türkiye özgü olmadığını da gördüm. Yani uluslararası toplumda, uluslararası hukukta bu konuda çok gelişmiş değil. Bunun nedenleri üzerine kimi çalışmalar var, makaleler var, kitaplar var vesaire, çok sayıları sınırlı. Ama şey var, işte 80 sonrasında hızlı biçimde artan bir ilgi var bu alana. Tabii hayatta çok az şey tesadüfler oluyor. İşte bu da bunun açıklaması da var. Neden 80 sonrası uluslararası toplum yaşlılık meselesine ilgi duymaya başladı? Benim uluslararası insan hakları hukuku dersleri farklı alanlarda dersler verdim. Örneğin İstanbul Üniversitesi'nde son yıllarda böyle bir dersim vardı. İşte şeyde vardı, Lund'da var, Lund Üniversitesi'nde. Şey sorusu vardı, yani daha doğrusu bir öğrenciler de özellikle insan hakları çalışan öğrenciler bir hayal kırıklığı içeren sorunlar vardı. Mesela insan hakları gerçekten bir işe yarıyor mu? İnsan hakları hukuku diye bir şey var mı? Benim asıl çalışmalarım olan uluslararası hukuk, örneğin savaşların, işte çatışmaların bu kadar yoğun olduğu dönemde uluslararası hukuk diye bir şey var mı gerçekten? Ya da is international law really law sorusu, uluslararası hukuk gerçekten hukuk mu? Yoksa uluslararası siyasetin bir mütemmim cüzü mü, bir küçük parçası mı sorusu vardı. Aslında bu iki soru birbiriyle ilginç biçimde iç içe geçmiş ve bağlantılı bence. Temel, bu hayal kırıklığının temeli sadece bu soruları soranların değil ama hepimizin insanlığı ve kendimizi fazla ciddiye alıyor mu olmamızla ilgili bence. İnsanlık böyle çok şey, böyle çok ciddiye alınacak bir grup ya da topluluk değil bence. Yani çok şey, hani maturity denen şey, olgunlaşma, anlama, gerçekten şey böyle prensesin kurbağa öptükten sonra kurbağanın geçirdiği değişimin başlangıç aşamaları falan gibi düşünebiliriz. Bundan sadece 500 yıl önce, yani insanlık tarihi açısından böyle çok acayip o eski olmayan bir zamanda beyaz adamın Amerika'yı keşfettiği, yani Amerika'yı kolonileştirdiği dönemde İspanya'da şey tartışması vardı, hukukçular ve din adamları tarafından. Zaten onlar iç içe geçmiş durumda. Yerliler insan mı değil mi? Özellikle Hristiyan olan yerliler köleleştirilebilir mi, köleleştirilemez mi tartışmaları vardı. İnsan hakları değil ama insan hakları hukukunun temeli 200 yıl önce, 150-200 yıl kadar önce giderek bağımsızlaşmaya başlayan ülkelerdeki yabancı, özellikle Avrupalı yatırımcıların mal varlıklarını korumaya yönelik olarak ortaya atılmış bir fikir. İnsan hakları hukuku, uluslararası insan hakları hukuku minimum standartlar adı altında başka ülkelere yatırım yapan yatırımcıların haklarının korunması kuralları ile ortaya çıkmış bir şey. Hepimizin böyle çok yere göğe sığdıramadığı, mesela Fransız ihtilalini düşünün, işte nedir? Kardeşlik, barış, eşitlik, özgürlük. Mesela ben size şey örneğini vereyim. Bu şeyden bir alıntı. Inventing Human Rights. İnsan haklarını yaparken ya da keşfederken diye bir çevirebileceğim bir kitaptan bir alıntı. Fransız parlamentosunda büyük ihtilalin, yani 1789 ihtilalinin hemen 4 yıl arkasında şey tartışması var. İşte Protestanlara oy hakkı verilip verilmemesi tartışması var. Katolik bir ve çok bilinen bir milletvekili şey diyor. Ben kişisel olarak Protestanlara oy verilmesine hiç karşı falan değilim diyor. Ama diyor, Protestanlara oy verdik ama diyor, hadi hakkı verelim dedik ama Yahudiler var bu ülkede diyor. Şimdi Yahudilere de mi oy hakkı vereceğiz diyor. Salonda gülüşmeler falan. Salon derken meclisten bahsediyorum. Yani dünyanın gördüğü o zamanlarda en büyük ihtilali yapmış özgürlükçü parlamentodan söz ediyoruz. Salonda gülüşmeler, işte sıra kapaklara vurmalar falan var. İşte komedi yapmayı, işte burası ciddi bir yer falan. Yani hiç akla gelebilecek bir şey değil Yahudilere oy verme hakkının verilmesi Fransa'da. Şey diyor, hadi diyor, Yahudiler sayısı da çok fazla değil, onlara da oy hakkı verelim diyor. Ya diyor
kölelere ne diyeceğiz diyor. Yani köleler de insan diyor, bir tür insan diyor. Onlara da mı ayakkabı vereceğiz diyor. Şimdi dikkat edin, hani sloganları, yani üç slogan arasında özgürlük ve kardeşlik ve eşitlik olan bir devrimin çocuklarından söz ediyoruz. Ve salonda artık bu iş çığırından çıktı biçimde çığlıklar falan var, protestolar var. Bu Katolik milletvekili gülerek şey diyor. Hadi diyor, kölelere de verelim diyor. Dikkat edin diyor. Yani fantazi gibi gelecek ama diyor, ya kadınlar da isterse o hakkını diyor. Yani o sıralamada kadınlar zaten yok. Yani hani protestanlar, Yahudiler, köleler plus kadınlar. Şimdi yani sonuncunun da dışında değil mi? En alttakinin yani, de dışında. Artık yani fantazinin de dışında bir durumdan söz ediyoruz burada. Ve bu yani tekrar ettiğim için kusura bakmayın lütfen. Yani dünyanın gördüğü en büyük özgürlükçü ihtilalden sonra, 4 yıl sonra mecliste yapılan bir konuşmanın tutanaklarından. Yani insanlığın ne kadar ciddiye alabildiği. Yani işte biz şu anda özellikle daha genç yaştaki arkadaşlarımız bulunduğu yerden şu anda, şu dakika, şu saniyeden bakıp her şeyin çözülebilir olmasını bekliyorlar ve 3-5 tane siyasetçinin buna engel olduğunu düşünüyorlar. Dünyada herhalde insan hakları açısından en gelişmiş, görece en gelişmiş bölge olarak Avrupa'yı göstermek çok yanıltıcı olmayacaktır. Bu Avrupa daha annelerinizin, babalarınızın doğmuş olduğu yaşlarda çoğu ülkede örneğin eşcinsel ilişki yasaktı ve hapisle cezalandırılıyordu. Bir sürü Fransız, İngiliz edebiyatının gözde eserlerinden bazıları yazarlarının, eşcinsel yazarlarının eşcinselliklerini, cinselliklerini yaşayabilmek için başka ülkelere gitmesiyle, işte Arap ülkeleri dahil buna, öyle ortaya çıkmıştır o yapıtların bir kısmı. Çünkü kendi ülkelerinde ceza evine girme tehdidi altında yaşıyorlar. Aynı, tabii işin tabii eğlenceli bir tarafı, aynı Avrupa ülkeleri 50 yıl sonra işte aynı cins evlilikleri yasallaştırır birçok ülkede. Bu sefer buna karşı olanları cezaevine atmakla tehdit ediyorlar, ayrımcılıkla. Yani aslında şöyle bir şey var. Bana şey aynı derecede komik geliyor. Kusura bakmayın. Yani çok tartışmaya açık bir konu belki ama eşcinsel, yani eşcinsel ilişkileri yasaklamakla eşcinsel ilişkilere karşı çıkmayı yasaklamak arasında benim için hiçbir fark yok. Çünkü devletin insanların hayatlarına girip kim ne yapabileceklerini, ne yapamayacaklarını belirlemeye çalışmasıyla ilgili bir şey bu. Elbette ki farklılıkların farkındayım. Bunu ileri bir adım olarak görmek de mümkün. İnsanların herhangi birine ayrımcılığa uğramaması çok değerli bir şey. Ama devletlerin ve toplumların insanların hayatını, bireylerin kararlarını şu ya da bu doğrultuda belirleyecek hakkı kendisinde görmesi, bunu tartışmaya açması, desteklemesi ya da yasaklaması bağlamında bana şey geliyor. Aynı derecede ürkütücü geliyor. Kadınların oy hakkını düşünün. Yani kadınların oy verme hakkı hala bazı ülkelerde yok. 2021'e gireceğiz. Yerel yönetimlerde kadınlara oy hakkı verilsin mi verilmesin mi tartışmaları var hala bazı ülkelerde. Bizim ülkemizde hala kadınlar bazı meslekleri yapamıyorlar. İşte uzun süre, yani çok yakın zamana kadar kaymakam olmaları yasaktı kadınların. Çünkü 1930'larda çıkan bir yasada kadınların ata binmesi mümkün olamayacağı için kaymakamların da işte köylere atla gitmesi gerekiyor. Yani kadınlar kaymakam olamaz diye düşünülmüş. Ya çok çok daha komik örnekler verebilirim. Bütün dünyadan verebilirim. İrlanda'dan örnek verebilirim. Mesela geçen yıl Belfast'taydım. Protestanlar ve Katoliklere ayrılan duvarlar hala orada. Hatta yeni duvarlar yapmış ve gece o duvarların kapı, yani o duvarlar açılan kapılar kilitleniyor hala. Avrupa'nın göbeğinden söz ediyoruz. İrlanda'dan söz ediyorum. İşte Irak'ta ölen insanlar sayı olarak veriliyor hala Avrupa'da. Yani işte 440 kişi öldü deniyor. Ya da 2000 mülteci öldü deniyor. Yani istatistik konusu şeyin, insanların konusu değil bu. Ya da insanların konusu olduğunda da buradaki kuruluşların konusu olduğunda charity, yani hayırseverlik vesaire temelde, işte dini temelde, şu ya da bu temelde. Şeyi düşünüyorum, yani böyle bir fotoğraf çekmeye çalışıyorum size. Yani eğer insan haklarından, insan hakları hukukundan ve uluslararası hukuktan şikayet edeceksek, bence o şikayetin biraz daha gerçek temellere oturması lazım. Aslında yapılan her şey bir açıdan ileri bir adım.
Çünkü insanlığın pek çok temel meselesi hem insanların kendileriyle ilişkiler açısından, insanın kendisiyle ilişkisi açısından ve insanların doğayla ilişkiler açısından, hayvanlar ilişkisi açısından dokunulmamış ya da son derece ters tuhaf pek çok alan var. Daha şeyden söz etmiyoruz, işte uzaydan söz etmiyoruz. Daha kutuplardan söz etmedik, okyanusun diplerinden söz etmedik. Uluslararası hukuk ve buna bağlı olarak uluslararası insan hakları hukuku pek çok alanı düzenlemediği gibi, düzenleyemediği gibi bunu düşünemiyor bile. Örneğin hayvanların bazı haklara sahip olması ya da doğanın, işte demeyeyim, nehirlerin, denizlerin, suların, yeryüzünün bazı haklara sahip olduğu, insandan bağımsız olarak haklara sahip olduğu tezi bile fantezi olarak başlayıp şu anda işte Bolivya falan sayılabilecek birkaç ülkenin anayasasına yeni yeni girmeye başladı. Yerli haklarını düşünün. Indigenous people demiştik. Yeni Zelanda'daki ya da şeydeki Latin Amerika'daki pek çok ülkedeki yerli haklarını düşünün. Yok denecek kadar. İsveç şu anda benim bulunduğum ülkede İsveç'te Sami yerli halkı var. Ülkenin topraklarının üçte birinin sahibi Samiler. Ama işte madenler şunlar bunlar var. İsveç devleti diğer kuzey ülkelerinden farklı olarak bir özel parlamento kurmalarına izin verdi ama son derece sınırlı haklarla ve akıllarına bile gelmeyecek veya Samilerin bir otonomiye sahip olmaları ya da işte bağımsızlıklarına sahip olması. Bu şu anda dünyanın en gelişmiş demokrasilerinden birisinden söz ediyorum. 1973'e kadar Çin genelerin, yani Romanların ve işte çok zeki olmayan insanların zorla kısırlaştırıldığı bir ülkeden söz ediyorum. Kadınların vücutlarına, işte insanların vücutlarına, işte kararlarına sahip olamayacakları, toplumun bunda belirleyici söz hakkı sahip olduğu, işte çocukların, mesela düşünün, çocuklar en aklı başındaki insan bile cümleye şey diye başlıyor. Geleceğimiz, yani sanki şey, yani İş Bankası'nın yatırım hesabı açmış gibi. Yani özgürden öğrendiğim şeylerden bir şey, mesela özgür işte yaşlılık çalışmaları, lan çok yaş çalışmaları kavramını kullanmayı seviyor. Çünkü bir hayatın yani circle, yani döngü olarak düşündüğümüz, yani işte hani şey vardır ya, insan nasıl yaşıyorsa öyle yaşlanıyor diye. Bu çocuklukla da ilgili bir şey. İnsan çocukluğa nasıl bakıyorsa yaşlılığa da öyle bakıyor. Buna bakanlar da emin olun çoğu 40-60 yaş arasındaki erkekler, iyi eğitimli, azınlık, beyaz erkekler. Onlar dünyaya işte şekil vermeye çalışıyor. Neyin doğru olduğunu esas olarak onlar karar veriyor. Bakın Birleşmiş Milletler şeyine, Güvenlik Konseyi, işte dünyadaki en önemli uluslararası organizasyonun karar verici şeyi, 15 üyeli bir ülke bu konsey. Kurulduğu tarihten bugüne bakın kaç tane kadın üyesi var? 10 belki maksimum. Yani işte belli yaştaki, belli ırktaki, belli din, işte dini arka plandaki, yani beyaz Avrupa insanından ya da Amerikalı insandan söz ediyorum. Oturup işte çocukluk şöyle, yaşlılık böyle, kadınlar şöyle hakka sahip olmalı, işte transseksüeller şu hakka sahip olmalı ya da olmamalı diye hala karar verebildikleri bir ülke ve bunda tuhaflık gören çok fazla sayıda insan da yok ne yazık ki ve ideolojik olarak da böyle. Mesela geçen merak ettim ve Türkiye'deki sol yayınların yazarlarına baktım. İşte şey gazetidir, Bir Gün, başka neler, işte o tür, işte Türkiye Komünist Partisi'nin yayın organına falan baktım. Mesela 26 tane birisinde yazar fotoğrafı vardı. 4 tane kadın vardı. Onlar da haftada bir kere yazıyor da yazmıyor. İçlerinde işte farklı cinsel yönelimler olanlar var mı bilmiyorum ama hiçbir şekilde bunu anlamak mümkün değil. Yani o işte mevcut olan sisteme alternatif olma iddiasındaki hareketlerin, partilerin, ideolojilerin bile başkalarının hayatı üzerinde tasarrufta bulunma hakkı,
kendisini rahatlıkla bulabildikleri bir şeyden, dünyadan söz ediyoruz. Böyle bir gelişmişlikten söz ediyoruz ya da gelişmiş düzeyinden söz ediyoruz. Bunları sorgulanmadığı bir dünyadan söz ediyorum farklı ideolojiler açısından. Bu açıdan ben kişisel olarak yani feminist teori çok değerli buluyorum. İşte kimi eleştiriler getirilebilir, nereden baktığınıza bağlı olarak. İşte zaten tek bir feminist teori olduğundan da söz etmek mümkün değil ama yani çok şey, yani insanlığın kendisine ayna tutması açısından son derece değerli. Ya ben işte yani bu yani critical theories diyebileceğim işte sadece feminist teori değil ama feminist teorinin içinde olduğu insana dair hikayeyi kritik eleştirel olarak anlatan, yaklaşan ve aslında kendimize bir ayna tutan teorilerin ben klasik geleneksel ideolojilerden çok daha değerli olduğunu düşünüyorum bu öğrenme sürecimize katkılar açısından. Bizim Türkiye programının çalışma alanlarından birisi çocukluk. Bu da benim uzman olduğum alanlardan birisi değil. O yüzden böyle bir temelden bazı okumalar yapmaya çalıştım. Özellikle antropoloji ile ilgili çocukluk kavramı vesaire. Şey ilginçti, mesela akademinin çocukla ilgilenmesi 1960'lı yıllar sonrasında başlıyor dünyada. Sadece Türkiye'den bahsetmiyorum. İşte bir Fransız, aslında akademisyen de değil ama bir Fransız antropoloğun bir müzede, işte bir sergide orta çağ tablolarına bakarken şeyi fark ediyor. Resimdeki çocukların büyük bir çoğunluğunun yetişkinler gibi giydirilmiş olduğunu fark ediyor. Ve sonra orta çağda çocuklara nasıl bakılıyor diye merak ediyor. Çocuklar üzerine hiçbir şey yok. Çocukların yüz ifadeleri, giysileri, her şey yetişkinler gibi. Önemli bir nedeni bu Fransız akademisyene göre şey, çok sayıda yani doğan her 10 çocuğun 6 tanesi, 7 tanesi ölüyor zaten. İnsanlar duygusal olarak da çocuğa bir şey, çocuğa bir nedir, yatırım yapmıyor. Yani doğuyorlar, ölüyorlar vesaire. Tabii üst orta sınıfta başlayan bir şey ya da aristokrat sınıfta başlayan bir şey, işte çocukların yetiştirilmesi, eğitim alması ve geleceğin işte kralları, prensleri ya da iş dünyasının sahipleri olarak bir tür yatırım araçları olarak yetiştirilmesi. Sonra özellikle sanayi devrimi sonrasında Amerika'da başlayan işte orta sınıfın, çünkü hala genel okullar falan yok, özel hocalar tutarak çocukları yetiştirmeye başlıyorlar. Bu arada insanların 40-50'li yaşlarda öldüğü zamanlardan söz ediyoruz. İşte şey gibi davranıyorlar, işte nedir, üst sınıfları taklit ederek çocuklarını eğitmeye çalışıyorlar. Onlar gibi giysi, daha ucuz versiyonları, bilmem ne vesaire, daha ucuz hocalar ama işte üst sınıfları taklit ederek gelişen orta sınıf bir şey yaratmaya çalışıyor. Çocukluk kavramıyla tanışıyor ve giderek bu bir süre sonra çocuk merkezli bir dünyaya doğru gidiyor neredeyse. Yaşlılık, bu yüzyılın başında mesela İsveç'te yaşlı insanlar az bir haftalık yiyecekle ormanlara bırakılıyormuş. Orada ölsünler diye aslında ya bu tartışılabilir tabii. Ya da işte Japonya'da belki biliyorsun işte bazı dağlar kutsaldır çünkü yaşlılar orada ölür, bırakılır. Fuji mesela bunlardan bir tanesidir. Burada yaşlı insanlardan söz ederken 60'lar falan bile değil yani. Şeyi düşünelim, 60'lı yıllar gerçekten işte özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında bir işte Keynesçi ekonomiler, sosyal politikalar, gelişmiş müreffeh Avrupa, sağlık hizmetleri, tıptaki gelişmeler giderek insan ömründeki uzamayı gündeme getiriyor. 60-65 yaşlara kadar yaşıyorlar insan. 70'li yaşlara kadar yaşamaya başlıyorlar. Burada çalışmayan insanların, belli bir yaşa geldikleri için çalışmayan insanların nasıl bir hayat süreci meselesi çıkmaya başlıyor ortaya. Refah devleti toplumlarında İşte bunlara özgü işte evler açılması. Özellikle tabii mesela İsveç'te kadınların çalışması son derece elzem. Çünkü İsveç küçük nüfusa sahip bir ülke. Hem çocuklar için hem yaşlı bakım için çok iyi enstitüler, kurumlar oluşturulmalı ki kadınlar çıkıp
çalışabilsinler. Yani şey deniyor bu anlamda, mesela İsveç feminizmine devlet feminizmi ya da İsveç kapitalizminin feminizmi deniyor. Çünkü İsveç'teki sistemin kadının evden dışarı çıkmalarına ihtiyaç var nüfusun azlığı nedeniyle. İşte sosyal şey, yaşlı evlerin açılması, iyi nitelikli yaşlı evlerin açılması, bu konuda bir süre sonra devlet akademiye şey görev veriyor, işte biz bu insanları ne yapacağız, yani bunlar elimizde ve bir şekilde iyi yaşamaları da gerekiyor, yoksa aile, çocukları falan zamanlarını bunlarla geçirmek zorunda kalır, iş verimliliği düşer diyor sosyal demokrat iktidar. İsveç bu anlamda tek örnek değil tabii. Bir sürü başka ülkede var Avrupa'da. Sonra biraz Amerika'da. Giderek yaşlılıkla ilgili araştırmalar artmaya başlıyor. Bunda devletin öncülüğü söz konusu. İşte Özgür gibi ya da Seda gibi ya da sizler gibi böyle meraklı araştırmacıların çalışma alanı olarak seçmesinden çok devlet orada şey diyor. Hani şu alanı araştırın. Bu alanda daha çok bilgiye ihtiyacımız var diyor. İnsan yaşamındaki uzama artı, ortalama yaşam süresinin uzaması artı refah toplumu modelleri, yaşlı bir giderek akademinin çalışma alanı ve sonrasında da uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun ilgi alanı haline getirmeye başlıyor. Mesela 1980'li yıllarda başlıyor. İşte uluslararası hukuk acaba yaşlılığa ilişkin özel bir düzenleme yapmalı mı tartışmaları başlıyor. Ya hukukçu olmasanız da biliyorsunuz, işte uluslararası insan hakları hukuk açısından en önemli ilk belge belki şey olarak söylenebilir modern tarihimizde 1948 tarihli uluslararası evrensel insan hakları beyannamesi. Ondan sonra 1966 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve Türkiye'nin de imzacılar arasında olduğu iki sözleşme, bir tanesi politik ve sivil haklar sözleşmesi, diğeri ekonomik, sosyal ve kültürel haklar sözleşmesi. Bunlarla bir uluslararası insan hakları landscape nedir? Çerçevesi oluşturmaya çalışıyorlar devletler. Biraz önce sözünü ettim, sanayi devrimi sonrası gelişmeler, dünya savaşlarının yıkıcılığı, etkilerinin sınırlanması, artan refah, daha insan hakları meselesine daha ayrıntılı eğilmesini mümkün kılıyor ya da zorunlu kılıyor. Bir süre sonra uluslararası insan topluluğu, devletler şeyi görüyorlar. Ya bazı alanların bu genel uluslararası sözleşmelerle korunması yetkili mümkün olmuyor. Belki özel alanları ilişkin bazı düzenlemeler yapalım. Örneğin bir sürü işte aile ülkelerinden kalkıp şeye göçüyorlar, gelişmiş kapitalist ülkelere işçi olarak göçüyorlar. Göçmenleri ve ailelerini korumaya ilişkin bir uluslararası hukuk sözleşmesi düzenliyor. Biliyorsunuz Türkiye'de Almancı olarak tanımlanan grupların mesela İsveç'e gelmesi ya da Almanya'ya gelmesi gibi ya da Yugoslavların vesaire. Sonra mülteciler işte savaşlardan kaçan insanlar, bunlara ilişkin bir uluslararası sözleşme gündeme geliyor. Engellilere dair uluslararası bir sözleşme gündeme geliyor. Çocukların işte 1989'da daha yani dün gibi bir zamanda çocukların haklarının özel olarak düzenlenmesi, işte kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesine bir düzenleme ihtiyacı ortaya çıkıyor. Yani uluslararası hukukun o tripartite diyebileceğimiz üçlü şey, işte üst şemsiye evrensel insan hakları beyannamesi, ki uluslararası hukuk açısından bildirge olduğu için bağlayıcılığı düşük, zayıf bir daha çok bir niyet şeyi, biz dünyayı böyle görüyoruz deklarasyonu. Sonra iki ayağı, birisi sivil ve politik hakları düzenliyor, birisi de ekonomik, sosyal ve kültürel hakları düzenliyor. Böyle bir üçgen çatı düşünün. Sonra bunun altı yavaş yavaş özel alanları düzenleyerek doldurulmaya çalışılıyor. İşte çocuklar için, işte engelliler için, kadınlar için vesaire. Fakat bunların hemen hiçbirisinde yaşlılar için özel bir referans yok. Ya bunların tarihlerini düşünecek olursanız işte 1948 ile 90 arası çoğu. Hala yaşlılık şey bir uluslararası hukuk düzenlemesi olarak şey değil, gündemde değil.
Örneğin bu sözün ettiği üçlü çatı üçgen içinde yaşlaşkın hiçbir özel referans yok. Elbette bunlar evrensel olduğu için şey düşünülebilir. Yani bütün insanları kapsıyor. İşte yaş önemli değil, cinsiyet önemli değil, dili önemli değil. Ama aynı sözleşmelerde bazı insan gruplarına özel atıflarda, referanslarda bulunurken yaşlara ilişkin herhangi bir şey yok. Hatta yaşlara ilişkin mesela ekonomik, sosyal ve kültürel haklar sözleşmesinin ikinci maddesi ayrımcılığı düzenliyor. Ayrımcılık hallerini sıralarken işte cinsiyet, dil, din her şey var ama yaş yok mesela. Bu tabii hani yaşlara ayrımcılık yapabilirsiniz anlamına gelmiyor ama akıllarına gelmiyor düzenleyeceğin. Düşün bir sürü kellifelli erkek grubu, uluslararası hukukçular, güzel kıyafetler, deri koltuklu odalarda oturuyorlar ve ayrımcılık hallerini düşünüyorlar. Akıllarına yaşlılık gelmiyor. Muhtemelen kendileri de 5 yıl sonra emekli olacak bu insanların. Ya o kadar uzak ki yaşlılık hala kafalarında. Bu 1966'dan söz ediyorum. İnsanlığın meselesi değil, uluslararası toplum meselesi değil. 80'lerden sonra başlıyor, 90'larda biraz artmaya başlıyor. İşte tabii şeyi de var, yani bunun ekonomisi de var. İşte, emekli olduktan sonra ölene kadar işte 15 yıl geçiyor, 20 yıl geçiyor, 30 yıl geçiyor. İşte bunlar üstelik maddi durumlar özellikle gelişmiş ülkelerde daha iyi para harcayabilecek olanlar. Turizm meselesi çıkıyor, işte evler meselesi çıkıyor, sağlık meselesi çıkıyor, cinsiyet meselesi, cinsellik meselesi çıkıyor. Ve bunların bunlar ekonomini de işten açan şeyler, konular. Hukuk bildiğiniz gibi genel olarak hayatın arkasından geliyor. Önce bir şey oluyor hayatta, sonra hukuk bunu düzenlemeye çalışıyor. Bugüne doğru geliyoruz. İşte yakın bir zamanda, tarihini tam hatırlamıyorum ama galiba şimdi bakayım notlarıma, 2014 yani 6 yıl önce Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi yaşlı haklarını bizim için incele diye bir uzman atıyor. Yani işte bir anlamda uluslararası bir diplomat olarak düşünün. Bir akademisyen, Şilili bir akademisyeni atıyor ve bize bu konuda raporlar hazırla ve yaşlılık meselesini uluslararası toplumun gündemine sok diyor. İşte farklı ülkeleri incele diyor. Benim umudum ve beklentim Özgür'ün ikinci ya da üçüncü olarak bu görevi üstlenmesi Birleşmiş Milletler'de. Tabii bir süre sonra da sizlerden birisine devretmesi ya da işte Şili'de ya da işte ne bileyim Nikaragua'da ya da Zimbabwe'deki sizin akranlarınızdan birisine şey yapması, teslim etmesi. Ama bu düşünün yani 2014 yılında hani böyle bir şey bir görev yapılıyor, veriliyor. Bu aslında yolun çok başlangıcında olduğumuzu gösteriyor. İlhan Bey, bir şey sorabilir miyim? Bu şeyin, raportörün hazırladığı bir rapor var mı? Ya da birkaç rapor var mı mesela? Evet, var. Ülkeler için de var. İşte aslında seninle ayrıntılı konuşma fırsatı bulamadık ama mesela Türkiye'ye de davet edilebilir mesela böyle bir şey için. Veya Türkiye'den insanların, işte yaşlılık çalışan insanların, akademisyenlerin bu görevliye, ya uluslararası görevliye şey raporlar göndermesi de mümkün. İşte Türkiye'deki örneğin yaşlılık meselelerini ele alan. Ya da şey diyebilir mesela Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, git Türkiye'deki yaşlılık durumu incelediği bir görev verebilir şeye, bu uzmana. Resen yani kendinden de yapabilir bunu. Gidip işte bir A ülkesindeki yaşlılık durumu inceleyip konsey için bir rapor hazırlayabilir ya da ülkeler davet edebilir. Yani örneğin Türkiye'de hükümet, iktidar bu insanı çağırıp hani ne durumdayız diye bir şeyi de yapabilir. Ama ya Türkiye'deki yaşlılık meselesinin uluslararası yaşlılık literatürüne ve düzenlemelerine katkısı bağlamda ya bu tür uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu uluslararası yapıyla zaten çok zayıf olmakla birlikte bu uluslararası yapıyla hareket etmek, onunla bağlantılı hareket etmek bence Türkiye'de yaşlılık çalışmalarını tecrübesini arttırabilecek bir şey. Aynı zamanda uluslararası literatürde katkıda bulunacak bir şey. Bir şeyler de var. Mesela 1982'de önemli bir gelişme, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun
inisiyatifi Yaşlı Dünya Kurulu oluşturuluyor. 82'den söz ediyoruz. Sonradan işte Viyana Uluslararası Yaşlık Eylem Planı hazırlıyor bu şey kurul. 62 tane tavsiye kararı var. 1991'de Birleşmiş Milletler başka bir genel kurulu başka bir şey alıyor. Karar alıyor. 2010 yılında Yaşlılık Çalışma Grubu oluşturuluyor. Mesela yani giderek 1980'lerden itibaren başlayan ama 2000'li yıllarda yoğunlaşan bir şey var. Uluslararası hukukun, uluslararası toplumun yaşlılık meselesiyle ilgilenme hali var. Bunu bölgesel düzenlemelerde de görebiliyoruz. Mesela Afrika'da vesaire, Avrupa'da. Mesela Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi'nin 25. maddesi yaşlı haklarını düzenliyor. İşte Afrika'da benzer bir şey var. Amerikan Devletleri Örgütü'nün İnsan Hakları Sözleşmesi'nde açık bir şey var. Atıf var yaşlı haklarına ilişkin ve özellikle ayrımcılık temelinde, ayrımcılığın engellenmesi temelinde. Yani toparlayacak olursam uluslararası hukukta yaşlılığa ilişkin bir düzenleme yok. Genel düzenlemelerdeki genel hak, işte örneğin ayrımcılığın yasak olması vesaire gibi ya da bütün insan kapsamlı maddelerin yaşlı haklarına da uygulanması gibi bir takım şeyler var. Bir de şey önemli belki bunu da belirteyim. Mesela 1966 yılındaki ekonomik sosyal ve kültürel haklar sözleşmesi de yaşlılığa ilişkin herhangi bir atıf olmamakla birlikte bu sözleşmenin uygulanmasını kolaylaştırmak için kurulan Birleşmiş Milletler Komitesi'nin yorumlarında genel yorumların 6. yorumu yaşlı haklarının bu çerçevede nasıl anlaşılması gerektiğini. Şimdi çok değerli, çok önemli bir şey. Bu komitenin özellikle uluslararası akademisyenlerden oluşan bir komite önerilerinin bağlayıcılığı yok devletler açısından. O sözleşmeyi imzalamış devletler açısından bile bağlayıcılığı yok. Ama son derece etik ve moral ağırlığı var. Bu komite işte yaşlı hakları da şöyle anlaşılmalı, bu uluslararası sözleşme böyle uygulanmalı dendiğinde buna aykırı hareket etmek çok kolay değil devletler açısından. Bir legitimisi yani de meşruiyet problemi çıkartır o devlet açısından. Bu 6 numaralı genel yorum da çok önemli. Tartışmalarıyla değinim bitireyim. Uluslararası hukukta gerçekten yaşlı haklarına özgü bir spesifik alanı düzenleyecek bir uluslararası sözleşme ihtiyaç var mı yok mu tartışıyor. Uluslararası hukukçular bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Bir bölümü böyle bir spesifik sözleşmeye, insan hakları sözleşmesine ihtiyaç var. Tıpkı çocuk hakları da kadın hakları gibi. Böylece çok daha net olabilir yaş hakları diye. Daha sağlam bir temelde savunulabilir. Ama buna karşın bunun çok böyle bir özel sözleşmenin çok yararlı olmayacağını düşünenler de var. Onların temel gerekçesi de devletler, yani bu ekonomik ciddi bir yük getirecektir. İşte devletler farklı ekonomik ihtiyaçlar içinde böyle bir sözleşmeyi imzalamaktan kaçınacaklardır. İmzalasalar bile böyle bir anlaşmanın içeriği soft olacaktır. Yani bağlayıcı hükümler içermeyecektir. Şöyle olacaktır örneğin. Devletler mümkün olduğunca, ellerinden geldiğince, bütçeleri izin verdiğince gibi işte normalde bir sözleşmenin hukuki anlamı nedir? Uluslararası hukukta örneğin işkence yapamazsınız. İşkence olduğu zaman o devleti uluslararası bir mahkemede şey yapabiliyorsunuz, şikayet edebiliyorsunuz ve hakkınızı arayabiliyorsunuz. Ama içeri soft olan bir düzenlemede devlet şey diyebilir, benim elimden gelen bu diyebilir, benim bütçem buna izin verir diyebilir vesaire vesaire. Bu anlamda özel bir sözleşme için çaba harcamak yerine var olan sözleşmelerin çok daha etkin biçimde kullanılması için bu enerjiyi harcamalıyız diyen uluslararası sözleşme hukukçular da var deyip sözlerimi şimdilik bitireyim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Soru veya katkısı olan var mı? Ben bir şey sormak istiyorum. İlham Hocam böyle bize önerebileceğiniz her alanda şu alan hakkında araştırma yapsanız iyi olur, işte şu kitabı veya şu kişiyi okusanız iyi olur diyebileceğiniz
şeyler var mı acaba? Kitap önerebilmem ki önce benim kitap okuyor olmam lazım. aslında korona döneminde gerçekten tabii korona ve yaşlılık da ayrı bir mesele. Ona da belki sonra işte soru olursa değinebiliriz ya da Özgür özellikle bir çalışma yürütüyordu. O konuda katkıda bulunabilir. Ama çalışma alanı olarak önerebileceğim şey aslında bunu şu anda bu fakültede okuyan kızımla da konuşur. O da insan hakları hukuku master yapıyor. Niye yaptığını anlamadım ama çünkü fen bilimleri okudu sonra insan hakları alanında master yapıyor. Yani ben artık yakın gelecek dünyanın tek bir alanla sınırlı olacağını düşünmüyorum. Örneğin işte bir hukukçuysanız ve sadece hukuk sizin disiplininizse hayatı anlama ve müdahale etme şansınız giderek çok daha zor olacak. Yani bir sosyoloğun, bir psikoloğun, bir hukukçunun, bir matematikçinin ya da fizikçinin kendi alanlarıyla ilişkili ya da ilişkisiz pek çok başka alan hakkında temel bilgilerin olmasının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Birkaç alanda, örneğin sosyolojiyi okuyorsanız bitirdiğinizde yüksek lisansını sosyoloji alanında yapmamanızı öneririm. Örneğin hukuk alanında yapın ya da ekonomi alanında yapın ya da başka bir alanda yapın. İlgilendiğiniz herhangi bir alan, yaşlılıksa bu bence intersectional diyebileceğimiz, yani kesişme noktalarını içeren şey. Çünkü yaşlılık uluslararası hukuk açısından çok özel bir alanı işaret etmekle birlikte kendi içinde son derece geniş bir alan. Yaşlılık meselesini başka alanlarla birlikte, çok disiplinli birlikte çalışmanızı önerebilirim. Örneğin yaşlılık, ekonomi, kadın gibi ya da işte yaşlı cinsiyet, politika gibi mesela. En az birkaç alanın kesiştiği noktalardan, kesişme noktalarını temel alan araştırma, çalışma alanları seçip yapabilirim. Kitap olarak tabii yani bir sürü şey önerilebilir. Yani eğer özel olarak merak ettiğin bir alan varsa istersen bana yaz. Ben o konuda eğer bildiğim bir şey olursa öyle bir şey 3-5 referans kitabı göndermiyor. Yani benim için anlamlı olan bir küçük bir referans listesi oluşturmaya çalışabilirim. İlhan Bey bir şey açmak mümkün olur mu acaba? Senex'in son toplantısı sırasında senin vurguladığın bir mesele vardı. Aslında bizim seninle çekilmiş kısa videomuzda da, YouTube kanalımızda yüklü olan kısa videoda da biraz üzerinde durduğum bir meseleydi. Şöyle bir şey söylemiştin. Türkiye'deki insan hakları meselesini çalışan hukukçular ya da daha genel olarak hukukçular yaşlanma meselesine ya da yaşlanma konusuna diyelim ne kadar yabancılar. Yani bir konutta oturan bir kadının, yaşlı bir kadının kenti kullanamaması insan hakları meselesi değil midir acaba? Ya da işte bir yaşlı bir engellinin kenti kullanamaması insan hakları meselesi değil midir acaba? Diye bir önemli bir şeyden bahsediyordum. Belki onu böyle birkaç cümleyle açıp Türkiye'deki hukuk alanında çalışan araştırmacıların bu konuyla olan ilgisinden bahsedebilir misin acaba? Evet, aslında çok, yani gerçekten çok önemli bir konu bu ve aynı zamanda acıtıcı bir konu da. Öyle biz işte şimdi 3 yıl oldu yaşlı da içeren yeni bir programı uygulamamız. Bırakın dışarıdan bakan hukukçuları, benim kendi çalışma arkadaşlarım içinde bana şu soruyu sordu. Güzel, bunları çalışıyoruz, çok değerli ama insan haklarını çalışmaya ne zaman başlayacağız? Dediler bana. Yani bu 3-4 ay önce sorulan bir soruydu. Ve şeydi, ben önce şaka yapılıyor falan diye düşündüm. Gerçekten çünkü insan hakları denince sadece kimi bazı politik haklar, şahadi özgürlük falan gibi haklar anlaşılıyor. Ve çok, tabii bunlar çok değerli ve çok kritik. Yani Türkiye gibi bir ülkede bunun, bu tür politik hakların kolaylıkla ve belki sistematik olarak çiğnendiği bir ülkede böyle algılamak belki bir yere kadar anlaşılabilir ama insan hakları profesyonelleri diyebileceğim insanların, yani insan hakları alanında çalışan sosyologların, siyaset bilimcilerin ya da hukukçuların insan haklarından sadece kimi politik hakları anlıyor olması son derece kritik bir durum.
Türkiye'de bazı alanların neden ihmal edildiğini de belki bir açıklaması bu. Gerçekten örneğin işte azınlık hakları işte adını koyalım. Mesela Kürt azınlığın hakları meselesinde çoğu hukukçu bu konuda çalışma çok yakın ve yatkın. İşte günlerce, haftalarca süren konferanslar düzenleyebilirler bu konu. Çok birikimliler ama mesela Kadıköy'ün ortasında asansörsüz bir binada 4. katta oturan bir 75 yaşındaki bir Kürt kadının işte o asansörsüz binadan aşağı inememesi ya da inse bile, zorlukla inse bile kapısının hemen önünde kaldırıma park etmiş bir arabanın olmasını, önünden, evin önünden binlerce geçen araçtan çıkan egzozu yemesini, temiz hava hakkının ihlal edilmesini, kaldırımda yürüyemediği için sokağa çıkmasını ve trafik nedeniyle hayatını tehlikeye sokmasını, yakında gidecek bir park bulamamasını, dert edinmiyor olmaları ve bunu insan haklarının, o kadının insan haklarının bir parçası olarak görmüyor olmaları ve kadının sadece Kürtçe dışında başka bir dili konuşmaya zorlanıyor olmasıyla ele almaları yani son derece kritik. Belki o kadın şey de olabilir, yani başka bir cinsel yönelime de sahip olabilir. İşte ekonomik başka bazı problemler olabilir. Şehri kullanamıyor olabilir, parkı kullanamıyor olabilir. Beslenme problemi olabilir. Housing problemi olabilir, ev problemi, konut problemi olabilir. Başka türlü cinsel problemler olabilir. Problem derken yani illa şey anlamda yani şey olarak haklarını kullanmasının sınırlandırıldığı seyahat özgürlüğü olabilir. Kürt olduğu için değil ama işte 75 yaşındaki bir kadın olduğu için. Gece sokağa çıkamama hali olabilir korku, soyulma korkusu, saldırıya uğrama korkusu olduğu için. Bunun insan hakları meselesi olarak, ya o kadının belki Kürtçe konuşmadığı, konuşamadığı ya da rahatça konuşamadığı için ya da Kürtçe müzik dinleyemediği için hakları ihlal ediyor, son derece ciddi bir şey ama kenti kullanamaması, parkı kullanamaması, sokaklarda yürüyememesi rahatça, bunun dert edinmemesi ya da bunun en az Kürtçe konuşamaması kadar onun hayatı üzerine çok ciddi bir, hakları üzerine ciddi bir baskı ve sınırlama yarattığını düşünülmemesi çok son derece şey, kaygı verici bir şey. İnsan hakları açısından son derece kaygı verici bir şey. Evet, yani böyle bir şey var ve örneğin korona sürecinde bu bazı açılardan daha da somut hale geliyor. İşte yaşları öldürdü, işte 80 yaş üstü insanların çok daha riskli, yani hayat haklarının ihlal edilmesi temelli bir şey olarak algılanıyor ve bir sürü genç ve sözde işte duyarlı insanın mesela yani yaşlarda ölsün yani zaten ne olacak yani bu kadar da hayat yaşamışlar zaten. Çok rahatlıkla mesela yaşlı birisini, Kürt kadını işte bir gösteride polis öldürdüğünde kıyametler kopacak olmasına rağmen işte korona nedeniyle ölmesinin umursanmaması meselesi. Ya hayat hakkının farklı kompartmanlara bölünmesi ve ancak siyasi bir halkla ilişkili olduğu sürece o insanın insan olduğunu hatırlanması gibi korkunç bir şey var. Tuhaflık var. Ve hani bu kendi çalışma arkadaşlarımdan bile bazen duyduğum bir şey. Biz insan hakları ne zaman çalışmaya başlayacağız? Sorusu. Belki birkaç şey bu tartışmayı bu korona bağlamında devam ettirmek için birkaç şey söylemek isterim. Şöyle bir gözlemim var. Bu salgın başladığında bizim elimizde ilk bulgular işte Asya'dan gelmeye başladığında hem Çin'den hem Kore'den daha sonra İtalya'dan gelmeye başladığında bu bulguların genellikle yaşa dayalı olarak, kronolojik yaşa dayalı olarak sunulduğunu gördük. Aslında sınıflamalar da yani hastalıktan, bu salgından en çok etkilenen kesimler konuşulmaya başladığında da yine yaş gruplarına göre verilen bilgilerde, bulgularda yaşlıların daha çok etkilendiğini, işte İtalya'nın bu kadar çok etkilenmesinin nedeninin yaşlı bir toplum olmasına bağlandığını falan gördük hep birlikte. Hatırlayacaksınız, o bulguların geldiği zaman İtalya'nın, yani aslında Avrupa'nın en yaşlı toplumu olduğu da hatırlandı. Ama şimdi biz dönüp baktığımızda, yani hem İtalya'daki tartışmalara dönüp baktığımızda hem de Türkiye'deki
kendi içimizdeki bu tartışmalara baktığımızda, verilere tekrar baktığımızda aslında İtalya örneğinin bize şeyi söylediğini görüyoruz. Yani aslında yöneticilerin beceriksizliği nedeniyle birçok insanın yaşamını yitirdiğini veya engelli kaldığını ya da uzunca bir süre acılar içinde aslında tedavi beklediğini, ihmal edildiğini görüyoruz. Ve bu ihmal ve istismarın da en çok yaşlıları, işte engellileri, daha incinebilir kesimleri, yoksulları tabii etkilediğini izliyoruz. Dolayısıyla bu böyle kronolojik yaşa indirgenerek anlaşılabilecek bir mesele de değildi bu salgın meselesi. Yani şimdi dönüp baktığımızda tabii değil mi bunları daha net görebiliyoruz. Biz Senex Dernek olarak da Türkiye'de yasaklar ilk başladığında, yani sokağa çıkma yasakları ilk yürürlüğe koyulduğunda buna itiraz etmiştik. Ve o süre içerisinde de ne yazık ki Türkiye'deki insan hakları meselesini çalışan inisiyatiflerden, sivil toplum örgütlerinden de çok ses çıkacağını düşünmüştüm ben. Bu ilk kamuoyu bildirimizi paylaştığımızda. Ancak öyle olmadı. Hatta yaşlı haklarını çalışan bir dernek var Türkiye'de. Onlar bile yaşlıların evde kalması gerektiğine ilişkin söylem üretmeye başladılar. Bana çok çarpıcı gelmişti. Yani burada iki şey çok çarpıcı gelmişti. Birincisi, salgının en başında tehlikede olduğunu düşündüğümüz insanlar, yani yaşlılar, bir süre sonra tehlikeli insanlar olarak sınıflanmaya başladılar. Ve böyle görüldüğü için de İlhami'nin de az önce vurguladığı gibi sokakta bir dolu insan, bir dolu yetişkin insan yaşlılara yönelik işte tepkiler, değil mi? En hafifinden tepkiler ortaya koydular. Yerel yönetimlerin bir kısmı hatırlayacaksınız, bankları söktüler. Denizli Büyükşehir Belediyesi'ydi, kent merkezindeki bankları kaldırdı. Üsküdar Belediyesi benzer bir şey yaptı. Nevşehir Büyükşehir Belediyesi çok çarpıcı bir ihbar hattı kurdu, yaşlı ihbar hattı kurdu ve bunu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yaşlıların sokakta görüldüğü zaman ihbar edilmesi gerektiğini iletti. Daha sonra birçok büyük şehir, işte Konya, Ankara, İstanbul, Antalya gibi büyük şehirler yaşlıların ücretsiz toplu taşıma kullanım haklarını iptal ettiler. Bu iptallerden sonra mesela Antalya'daki Büyükşehir Belediyesi içerisinde ulaşımdan sorumlu daire başkanı şöyle bir açıklama yaptı. Ya biz toplu taşıma haklarını da iptal ettik ama halen toplu taşıma kullanmaya devam ediyorlar. Anlayamıyoruz. Nasıl oluyor bu? Aslında bütün bu süreç bize Türkiye'deki yerel yönetimlerin de bir yanıyla nasıl bu acil durumlar karşısında nasıl hazırlıksız olduklarını, hak temelli hizmetler konusunda belki de ne kadar yetersiz kaldıklarını da bir yanıyla gösterdi. Türkiye'de iki defa yerel yönetim yasasında değişiklik yapılmasına rağmen, yani yerel yönetimleri güçlendirmeye yönelik değişiklikler yapılmasına rağmen aslında son salgının bize gösterdiği sorunlardan birisi de belki de yerel yönetimlerin bu konuda gerçekten bir birikiminin henüz oluşmamış olduğu. Sadece yaşlılık meselesi değil ama birçok konuda hak temelli hizmetle ilgili olarak üzerine düşünmediklerini aslında izledik. Bu korona şeyinde, korona salgını döneminde de yani bugün geldiğimiz ve geriye dönüp baktığımızda aslında bu meselenin yani hak kapsamında değerlendirilebilecek işte hizmete erişim, kenti kullanma, gece güvenliği gibi İlhami'nin de az önce saydığı başlıklarda beslenme gibi, temiz hava gibi değil mi? Başlıklarda yaşadığımız meselelerin politik birer mesele gibi algılanmayışı biraz bana çok yıkıcı bir şey gibi geliyor. Yani insan hakları bağlamında. Sadece bunlar hak ihlaline neden olmuyor. Aslında birçok insanın yaşamını yitirmesine neden olan etkiler de yaratabiliyorlar. Ben bu süreç içerisinde yani bu hem salgın dönemi içerisinde hem de İlhami ve bu İlhami ile birlikte aslında bu insan hakları meselesine tekrar dönüp bakma fırsatı bulduğumda İlhami ile çalışmaya başladıktan sonra da yani şu meseleyi çok düşünmeye başladım. Bakıma muhtaçlık olarak algılanan bir şeyin aslında bakım ihtiyacı olduğunu, bu muhtaçlık bakım birinin bakıma muhtaç olması tespitinin ne kadar sorunlu olduğunu, bakımın ve az önce saydığımız bütün meselelerin bir insan hakkı olduğunu, aslında yurttaşlık hakkı bile demiyorum artık, bir insan hakkı olduğunu, bugün geldiğimiz dünyada çevremizde bir dolu göçmen insanla birlikte yaşıyoruz. Bizler zaman zaman göçmen oluyoruz değil mi? Seyahat ettiğimiz zaman farklı durumlar içerisinde kalıyoruz, farklı yerlerde farklı yaşamlar
yaşamları olan insanlarla, farklı deneyimi olan insanlarla karşılaşıyoruz. Tüm bunlara baktığımda aslında devletle insan arasındaki ilişkinin, yani sadece Türkiye'de değil ama daha genel olarak da ne kadar, halen ne kadar sorunlu olduğunu ve orada aslında bir dolu meselenin de, sorunun da halen çözülemediğini ve çözülmesi için de gerçekten çok büyük böyle beklentilerimizin de olmaması gerektiğini, İlhami'nin başta da vurguladığı bu yani şey meselesine ilişkin söylüyorum. Yani insanlar ne kadar ders aldılar bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan insan hakları tartışmaları, hani bize ne öğretti belki de bu anlamda. Bu meseleler, yani bu kapsamda tartıştığımız konular son zamanlarda gerçekten çok etkiliyor beni ve insan hakları bağlamında değerlendirdiğimizde aslında meseleyi ne kadar ilkel diyeyim, ilkel bir şekilde ve el yordamıyla hareket ettiğimizi de bir kez daha görüyoruz. Belki sizlerin de arkadaşlar kendi alanlarınızdan baktığınızda, yani biliyorum ki bakım çalışan var aranızda, daha idari bilimler açısından çalışanlar var, işte kadın meselesini çalışanlar var, göç çalışanlar var. Kendi pozisyonlarınızdan baktığınızda, disiplinlerinizden. Mesela bu ilişki biçimiyle ilgili ne söyleyebilirsiniz ya da ne tür gözlemleriniz var? Ben onları da merak ediyorum açıkçası. Ya en basitinde konuştuğumuz gibi, yani az çok belki Özgür Hoca biliyor. Hani benim tez konum LGBT'yi ve yaşlılık, ama ben belki 3-4 yıldır aynı zamanda çok kendim böyle belki öyle konumlandıramam ama hem kadın hakları konusunda hem de LGBT hakları konusunda Antalya'da bir aktivizmin içindeydim. Ve biz çok fazla dışarıdan Ankara'ya gidiyorduk, dernek oluyor. İnsan hakları eğitimleri, insan hakları giriş 101 nasıl adlandırılıyorsa. İşte Uluslararası Af Örgütü'nden ya da başka herhangi katılımcı İstanbul'dan gelen bu alanda aktivist olarak çalışan kişilerden eğitim alıyorduk. Ama ben orada çok şaşırmıştım. Hani LGBT haklarını savunuyoruz ama hani yaşlı olunca ya da yaşlı birini gördüğünde ya bir restoranta yemeğe gidiyoruz. Hemen hani bir ayrımcı söylem oluşuyor. Ya da kendi aralarında da birbirlerine balamoz diyorlar. Hani daha eski ihtiyar, hani 40 yaş, hani daha sınırda yaşlılık algısı ya da dinozor geç geri kalmış gibi. Ve buna çok şaşırmıştım. Yani beni en etkileyen şey bu olmuştu. Bu mesele açısından, yani öyle beklemediğim bir tepki diyebilirim. Hani bu konudaki, yani kesinlikle insan hakları konusunda çok duyarlılar. Hani konuştuğum zaman da bilgi birikimlere sahip, birçok şeyi de onlardan öğrendim. Ben de biraz onlara bunu aşıladığımı düşünüyorum ama biraz, yani tam olarak belki de yaşlı haklarının tartışılmaması ve gündeme gelmemesi bu konuda eksik olduğu için bunu bir insan hakkı olarak görmüyorlar mı? Ya da hani bir kafa anlamlandıramama, yani hani bir şey yapamama durumu var. Bundan dolayı yani biraz da İrem Bey'in de o son tartışmada, ben hani ayrı bir sözleşme değil de hani genel sözleşmelerin daha kapsayıcı olmasını, daha detaylı olması gerektiğini düşünen kısımdayım. Uluslararası hukukçu değilim. Ama siz sorduğunuzda bana hangi fikir daha sıcak gelirdi derseniz onu savunurdum herhalde. Belki biraz daha geniş perspektiften bakıyorum. Özellikle 10 aydır hani kendi vegan olma deneyimimden sonra türcülük yaptığımı fark ettiğimde kendimi çok ikiyüzlü hissettim. Kadın haklarını savunuyorum, insan haklarını savunuyorum. Ama herhangi bir canlı, duygulu olan bir canlının ölmesini ses çıkarmıyorum ya da tüketilmesine karşı çıkmıyorum gibi. Ya da çevre, doğa hakkı, belki biraz daha bütünsel ve kapsayıcı bakmaya çalışıyorum. Bu çok zor, yorucu. Birçok adımı, birçok kelimeyi konuşamıyorsunuz, belki de söyleyemiyorsunuz. Sürekli düşünerek konuşmanız ya da bir eylemde bulunmanız gerekiyor. Ama geleceğin de bu yönde değişeceğine, daha kapsayıcı ya da akademik çalışmanın da aynı şekilde daha interdisipliner şekilde gelişeceğine inanıyorum. Haydi. Ben de şunu düşündüm açıkçası. Yüksek lisansta ders aşamasındayken kadın hakları, kadın sorunları vesaire gibi konularda birçok ders aldık ve birçok şey konuştuk. Bunların başlıcası da SEDAV'da aslında. Kadına karşı her türlü şiddetin ortadan kaldırılması sözleşmesi.
Ama mesela yaşlı kadınlar söz konusu olduğunda SEDAV'ın bile, yani 1979'da imzalanan bir sözleşme, ama 31 yıl sonra 2010 yılında aslında yaşlı kadınlarla ilgili bir tavsiye metni yayınladığını görüyoruz. Yani inanılmaz bir boşluk var ki aslında 1979 yılı ageism kavramının ortaya çıkmasından 10-11 yıl sonra gibi bir konumda aslında. Ama buna rağmen 31 yıllık bir boşluktan sonra biz yaşlı kadınlarla ilgili SEDAV'ın bir madde de değil aslında, bir tavsiye metni yayınladığını görüyoruz ki bence çok büyük bir eksiklik bu. Çünkü çok fazla işte ne kadar işte yaşlı kadın tacizi ne yani aslında kadın tacizini ne kadar konuşuyorsak yaşlı kadınların tacizini bu kadar az konuşuyoruz demektir bu bence. Ve çok büyük bir gap olduğunu düşünüyorum bu konuda. Hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giden bir dava var. Sanırım yanlış okuyabilirim. Carvalho gibi bir ismi vardı kadının. Portekizli bir kadın aslında. 55 yaşında bir kadından bahsediyoruz burada. Ve kadın bir ameliyat geçiriyor. Ameliyattan sonra aslında cinsellikle ilgili birçok duygu kaybı yaşadığını söylüyor. Ve dava bir şekilde, dava çok uzun olduğu için şimdi uzun uzun anlatmak istemedim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyor. Ve burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şey diyor. Bu dava aslında yaş veya cinsiyetle ilgili bir dava değildir diyor. Ama aslında tamamen yaş ve cinsiyetle ilgili bir davadan bahsediyoruz. Orada mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi SEDAV'ın kalıp yargılarla ilgili olan maddelerine atıfta bulunurken yaşlı kadınlarla ilgili maddelerine, yani tavsiye metnine herhangi bir atıfta bulunmuyor. Bu noktada da hani her ne kadar sözleşme genişlemiş ve işte kapsamı genişlemiş olsa da aslında bir şekilde yetersiz kaldığını da görüyoruz. O yüzden hani yeni bir sözleşme çıkmalı mı, kapsamları mı genişletilmeli ya da kapsamları genişletildiğinde ne kadar bu kapsamları genişletilmiş sözleşmeye atıfta bulunulacak ya da işte dikkate alınacak, bundan da çok emin değilim bu davayı inceledikten sonra. O yüzden bilemiyorum, bana hala çok büyük bir boşluk kalacakmış gibi geliyor açıkçası. Teşekkürler. Bilal Bey, siz söz hakkı istemiştiniz. Ya biraz önce yani konuşmanın başında da söyledik. Yani çocuk, uluslararası toplum çocuğu tam bir insan olarak görmüyor. Oluşmakta olan bir şey olarak görüyor. Yarına yönelik bir yatırım olarak görüyor. Benzer biçimde belli bir yaştan sonraki insanları da giderek insanlığının bir bölümünü kaybetmiş, tam insan olmayan bir şey olarak görüyor. İşte mesela 60 yaşından sonra, 65 yaşından sonra artık örneğin eğer 30 ile 60 arasında %100 insansanız 60'tan sonra %90'a düşüyorsunuz. 70 yaşından sonra %80 insan oluyorsunuz. 85 yaşından sonra da artık ölebilirsiniz. %5 insan oluyorsunuz falan gibi. Ya yani çocuklukta da öyle bir şey var. Ya yani insan neredeyse 20 ile ya da 25 ile 60 arasında tarif edilen bir şeye dönüşüyor. Eğer bir de üstelik şanssızsanız, yani hem kadın hem yaşlıysanız o puanlarınız çok daha hızlı kaybolabiliyor. Birçok araştırma şeyi gösteriyor. İşte yaşlı kadınlara doktorların ayırdığı tedavi sürecinin çok daha az olduğunu gösteriyor mesela. Daha ucuz ilaçlar verildiğini gösteriyor. Üstelik iyice şanssızsanız, göçmen, eğitimsiz kadın ve yaşlıysanız yani kefeninizle yere gitmeniz daha tavsiye edilebilir bir şeye dönüşüyor. Bir sürü faktör var ve gerçekten yaş sizin işte insan olmak tırnak içinde 100 puan verilecek bir şey ise zaten 60 yaşından sonra otomatik 20 puanınızı kaybediyorsunuz. Her 10 yılda bir 20 puan kaybediyorsunuz. Kadınsınız, göçmenseniz, işte ne bileyim farklı bir cinsel yöneliminiz varsa puanlar böyle hızlı bir biçimde aşağı düşmeye devam ediyor. Bütün bunları konuştuğumuz, aklı başında şeyler söylediğimizi düşündüğümüz bir günde bile bütün dünyada böyle bir şey var. Yani böyle bir algı var kendi hayatımızda. Sadece Türkiye'de değil ne yazık ki. Daha geçen hafta bir toplantıya katıldım. Online bir toplantıda. Türkiye'deki insan hakları durumuyla ilgili. Mesela bana sorulan soruların tamamı, istisnasız tamamı politik haklar üzerineydi. Türkiye'deki politik hakların durumuna ilişkindi. Hiç başka bir soru yoktu. Yani ne yok? İnanılmaz bir yoksulluk var Türkiye'de. Kadınlar işlerini kaybediyorlar. Enformat sektörlerde çalışanlar durumu bilinmiyor. Mülteciler var, mülteci kadınlar var, yaşlılar var. Yani yaşlılar ölmesin diye
yaşamalarına izin vermiyoruz. Evlerini kapatıyoruz. Bu şey gibi kadınlar tacize mi uğruyor? O zaman kadınlar sokağa çıkmasın gibi bir şey bu. Çocukların ezilme riski var. O zaman çocuklar sokağa çıkması böylece ezilmezler gibi böyle hani yaşamalarına izin vermeyerek hayatta kalmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bunun gibi şey böyle, sanki Türkiye'de ifade özgürlüğü olduğunda Türkiye'de sorun kalmayacakmış gibi anlaşılıyor. Çok şey ilginç bir durum bu. Ve gerçekten çok boyutlu olarak incelenmesi gerekiyor. İnsanlar insanlığı, insanı nasıl görüyor? Kendisi dışındaki varlıkları nasıl görüyor? Seda'nın biraz önce söylediği gibi işte hayvanları, diğer doğayı, ekolojiyi, havayı. Bütün bu olgunluğu, bunlar gerçekten yorucu bütün bu bütünlük içinde düşünmek. Ama başka bir çaresi de yok. Umarım bunları düşünmeyenler bir süre sonra, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra dinozor olarak adlandırılacaklar. Yaşları nedeniyle değil ama bunu böyle düşünemedikleri için. Hakan? Hocam aslında ben sizin ilk dediğiniz şeye katıldığımı belirtmek için söyleyeceğim galiba. Dernekle beraber hala raporunu bitiremediğim bu insan hakları raporlarıyla alakalı bir tarama yapıyordum. Türkiye'de yayınlanan insan hakları raporlarıyla alakalı. Bildiğiniz gibi genel olarak sistemlere çeşitli haberlerin toplanması üstüne kurulu bu raporların. Yaşlıların konu alındığı tek konu işte ya yaşlı bakım merkezlerindeki şiddet olayları ya da bazı gasp olayları, gasp ve şiddet olayları. Aslında belli oranda sizin bu ilk başta bahsettiğiniz İsveç'teki veya Fuji Dağı'nda ormana bir haftalık yemekle terk edilmiş yaşlılık şeyinin yeniden kurgulanması gibi duruyor belli oranda. Çünkü sadece yaşama hakkını verdiğimiz ve çok cüzi miktarlarda sadece yemek, içme masraflarını verebildiğimiz bir maaşla hayatlarını devam ettirmelerini bekliyoruz karşımızdaki gruplarda. Bence dediğim gibi diğer arkadaşlarımla birlikte ben de şey fikrine birazcık daha katılmakla birlikte asıl meselenin bu konu hakkında işte toplumumuzun bu konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olması gerektiğini düşünüyorum. Hani daha çok şundan ziyade hani yaşlıların hakları vardırdan ziyade yaşlıları da eşit yurttaş, sadece kültürümüzün taşıyıcısı değil de hani tamamıyla bizim kadar insan olan varlıklar olarak görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Aslında hani bence zaten sorunun o konudaki ana perspektif hukuksal yönden iki yönden de bir şekilde ilerleyebilecek durumlar. Eskiden ormana bırakılıyormuş en azından. Şimdi TOKİ evlerine bırakılıyor. Ya belki daha korkunç. Herhangi bir katkı sunmak isteyen var mı? Ben bir şey ekleyebilir miyim Seda izin verirsen? Tabii ki. Burada bir engelli hareketinin önderlerinden birisiyle konuşuyordum. Çok çarpıcı bir şey söyledi. Yani aslında aklı başındaki herkesin doğal olarak biliyor olması gerektiği duygusunu veren ama aklıma çok gelmeyen bir şey. Engelli birisi dedi, özel ihtiyaçları olan bir insan değildir dedi. Engelli insan herkes gibi ihtiyaçları olan ama bu ihtiyaçların giderilmesi için özel tedbirlere ihtiyacı olan bir insandır dedi. Hani bana o kadar yani doğru bir bakış açısı ki bir şeye nasıl baktığın, o kadar meseleyi nasıl tarif ettiğin ve çözümler aradığın o kadar ilgili. Gerçekten engelli insan sokağa çıkması özel bir ihtiyaç mı? Yani biz herkes gibi onun da sokağa çıkmak ihtiyacı var. Bu normal bir ihtiyaç ama bunun için bazı özel tedbirlere ihtiyaç var. İşte yaşlılığı da belki böyle yani biraz önce Hakan'ın söylediği gibi işte hani şey şu ya da bu şekilde yaşlı insan tam insan ama bazı o normal ihtiyaçlarını normal hayatın normal biçimde kendi istediği gibi sürdürebilmesi için bazı özel ya da ek tedbirlere ihtiyaç duyan bir insan o ihtiyaçlarının karşılanması için. Öyle görmek çok değerli olabilir diye düşünüyorum. Ya belki şey vurgusu orada önemli. Tıpkı çocukluk dediğimiz, işte gençlik, yetişkinlik dediğimiz gibi ya burada ne kadar çeşitlilik varsa yaşlılık ya da yaşlıların içerisinde de o kadar çeşitli insanlar var, çeşitli ihtiyaçları olan insanlar var. Bu senin söylediğin İlhami vurgudan sonra çoğunlukla ben şeylerde görüyorum, iktisatçılarda görüyorum. Özellikle daha bürokraside yer almış. Bu anlamda hesaplamaları yaparken daha çok devletin bütçesini düşünerek planlama yapan iktisatçılar
yaşlıların sosyal güvenlik üzerinde çok büyük baskı oluşturduğunu iddia ediyorlar, öne sürüyorlar. Yine burada bu engellilik tartışmasında olduğu gibi yaşlıların çeşitlenen bakım ihtiyacı sosyal güvenlik sistemi içinde daha fazla ya da daha büyük bir baskı oluşturduğu anlamına gelmez. Sadece ihtiyaçlar çeşitleniyor anlamına gelir. Sosyal güvenliğin içindeki açıklar bir iktisat problemidir aslında. Yani üretimin bir problemidir. Yani yaşlıların ortaya koyduğu bir şey değildir. Yaşlı insanların ürettiği bir problem değildir. Aslında bugünkü sistemin sorunlu taraflarından birisidir. Sistemin nasıl kurgulandığıyla ilgili bir meseledir. Dolayısıyla ihtiyaçların çeşitli, engellinin de ihtiyaçlarının çeşitleniyor olması ya da bakıma ihtiyaç duyan, hayatının belli bir döneminde, kısa süreli bakıma ihtiyaç duyan bir insanın o anda ihtiyaçlarının çeşitleniyor oluşu o insanın yarattığı bir sorun değildir aslında. Biraz da devlet bunun için var, öyle değil mi? Yani devlet dediğimiz mekanizma aslında o engelli insanın sokağa çıkması için gerekli olan tedbirleri ya da gerekleri yerine getirmesi için, yerine getirmek için var, düzenlemek için var. Elbette. Mesela İsveç'i düşünüyorum. Ya İsveç'te de benzer tartışmalar başlıyor. İşte, ya, emeklilik yaşının şimdi 67, 72'ye çıkartılması falan tartışmaları var. İşte insanlar giderek çok uzun yaşıyor vesaire. Bir sorun, bunu problematize edip şeyi mesela problematize etmiyor. İsveç 300 yılda savaşmamış bir ülke. Böyle bir ülkenin orduya ve silah harcamalarına ihtiyacı var mı sorusu mesela çok sık gündeme gelmiyor. Avrupa'da en teknolojik olarak en ileri teknolojiye sahip ordulardan birisine sahip İsveç. İnanılmaz rakamlar gidiyor bu şey. Hı hı. Dünyanın en etkili hava savunma sistemi üretiyor İsveç. Neden? Askeri Saab. Ve dünyada en çok silah satan, yani kişi başına dünyada en çok silah satan ülke. Çünkü endüstrisi var. Ya kimse 300 yıldır savaşmayan ve dünyanın en gelişmiş, en iyi barış enstitüsüne sahip ülkenin bu kadar orduya ve silah harcamalarına ihtiyacı var mı diye sormuyor ama işte yaşlı insanların bilmem ne ekonomiye getirdiği yükten bahsediyor. Veya şirketlerin işte vergi vermemek için merkezlerini Lüksemburg'a ya da bilmem nereye taşıması çok dert edilmiyor. Milyarlarca dolar kayba uğruyor işte İsveç ekonomisi. Ama o şirketlerin temsilcileri burada kırmızı halıyla karşılanıyor. Ama yaşlılık ve ekonomi denince işte bütçe ağırlığı açısından problematize ediyor. İşte gerçekten bu tartışmayı bu anlamda reddetmek gerekiyor zaten. Kesinlikle. Eğer başka şeyler tartışmasan, biraz önce sözü ettiğim silah sanayini, şirketlerin karlarını vesaire, bunu niye tartışacağım? Birlikte tartışmak lazım eğer ekonomiyi tartışacaksak. Tabii. Aslında bu bizim gönüllü programımız bana bir şey öğretti. Yani önemli bir şeyi öğretti. Fark etmemi de sağladı. Bizler bu gönüllü program kapsamında bir araya geldiğimizde tartışmalarımızda, ortaya koyduğumuz katkılarda veya deneyimlerimizi anlattığımızda artık şeyi yapıyoruz. Yani bir hak savunuculuğu da yapmaya başladığımızı görüyorum. Hem programımız içerisinde yer alan arkadaşlar adına da söyleyebilirim. Onların da bu konuda şeylerini dinlediğimde, deneyimlerini dinlediğimde veya yorumlarını dinlediğimde aslında bu yaşlanma meselesi içerisinde önemli bir alanı da işaret ettiklerini görüyorum. Bu hak savunuculuğu meselesi. Onun için ayrıca bu son toplantılarımızdan birisi olduğu için her birine teşekkür etmek isterim. Böyle bir konuda duyarlılık gösterdikleri, özen gösterdikleri ve bunu da dile getirdikleri için bunu da böyle özel olarak yapmadıkları, yani kendiliğinden çıkıyor olması söylemleri içerisinde beni daha çok mutlu ediyor. Bugün de zaten İlham ile konuştuğumuz konu da bu meseleyi bağlayan bir konuydu. Yani yeri gelmişken onu iletmek istedim, sizlerle paylaşmak istedim. Hem kendi adıma böyle bir şeyi bana kazandırdığınız için bu tartışmalarda çok mutlu oldum. Hem de sizlerin bunu dile getirmesi beni daha da yüreklendiriyor aslında bu alanda çalışan birisi olarak. Ben bir şey soracağım hocam. Uluslararası sözleşmelerde hani yaşlılık veya işte yaşlanma konusunu biz aldığımızda biz şeyi görüyoruz ya, 65 yaş üstünü yaşlı olarak kabul ediyoruz. Şimdi burada da hani yaş problemi olmayacak mı? Hani mesela göçmenleri aldığımızda daha erken yaşlandıklarını görüyoruz. Yani burada yine bir problem çıkıyormuş gibi.
Yani siz ne düşünüyorsunuz? Evet, tabii ki. Nasıl çözülebilir? Bu yani birçok alanda, hayattaki pek çok alanda olduğu gibi kimi çatışan olguların içinde bir denge bulma. Hukuk genel kurallar ortaya koymak zorunda. Yani yaş bu anlamda şey gibi. Yani tıpkı mesela şeyi biliyorum. İşkenceye karşı sözleşme hazırlanırken hangi davranışların işkence olduğuna ilişkin tartışmalar var. Mesela işte şu kadar vurduğunda şu kadar olursa şu işkence mi girer yoksa kötü muameleye girer mi? Yani nicel bir şey olarak dönüştürme ve ölçülebilir hale getirme. 65 yaş meselesi de biraz öyle. Bunun yoksa çok çok özel bir anlamı yok ama ölçülebilir bir şeye dönüştürme çabası. Ancak işte ne bileyim işte yoksa yani Mali'de bugün ortalama yaş 46-47 yani. Bu anlamda bu sözleşmenin Mali'deki insanlara getirdikleri tartışılabilir ayrıca. İşte ben bir süre bir araştırma yürütmüştüm Mali'de. Yani kaç yaşındasın? İşte 100 yaşındadır falan diyor. Bakıyorsun kağıdına 46 yaşında yani. Onun için yani biz 100 yaşındaki bir insanı nasıl algılıyorsak Batı'da 46 yaşındaki Mali'li birisi böyle. O anlamda 65 yaş o anlam yani bir sürü insan için herhalde çok komik bir şey olacaktır. Yaşlılıkla ilişkin düzenlemeler herhalde Mali için çok az şey ifade edecektir. 65 yaşından sonra olarak anlaşıldığı için. Gayet rahatla imzalayabilirler o sözleşme. Kimse 65 yaşına gelmiyor. Mali'nin diktatörü değilseniz. Onlar da işte bilmem nerede tedavi gördüğü için. Hani bu tabii ki fiktif şeyler yani birçok açı ama ölçülebilir şeylere ihtiyaç da var. Ama bunu mutlak olarak ele almayıp şey yapmak. Yani özel ihtiyaçlar işte göçmen, kadın, belli sektörlerde çalışanlar vesaire bunları dikkat almak önemli. Aslında hukuk şey, eğer bir şey düzenlemek istiyorsan şu ya da bu biçimde bir çözüm bulursun. Eğer düzenlemek, eğer gerçekten onu çözmek istemiyorsan hukuku da öyle kullanabilirsin. Yani işte burada bu böyle, bu burada şöyle, şu şöyle falan diyebilirsin. Biraz şeyin, yani gerçekten hayatı nasıl algıladığımızla ilgili bir şey. Uluslararası toplumun hayatı nasıl algıladığıyla ilgili bir şey. Önce ekonominin ihtiyaçları dersin. Ve ekonomi insandan ve toplumdan ve hayvandan ve doğadan bağımsız bir şeymiş gibi, kendi başına bir varlıkmış gibi ekonomi şuna ihtiyaç duyuyor. O yüzden 3000 kişi işten çıkartıyoruz diyebilirsin. İşte şu kadar olabilir diyorsun. 67 yaşına kadar yaşayacaksın diyebilirsin. Sonra önemin yok senin eğer şu kadar paran yoksa diyebilirsin. Biraz gerçekten hayatı nasıl algıladığımızda bir şey ama hukuki bir düzenleme yaparken ne yazık ki böyle genellemeler yapmak zorundasın. Ölçülebilir ve izlenebilir kılmak için. Ama yoksa içerik olarak söylediğine katılıyorum tabii ki. İşkence mesela Koskaniemi'nin bir lafı vardı. Finlandiya'da bir uluslararası hukukçu Martti Koskaniemi. Şey diyordu, o kadar rahatsız edici bir pozisyondaydık ki o tartışmalar sırasında. Hani şu kadar şu kadar vurursa kötü muamele, şu kadar şu kadar vurursa işkence. Yani hepimiz böyle çok iyi evlerde doğduk, büyüdük. İşte benim babam, annem diplomat falan filan. Hayatımızda bir şiddet görmedik, ne sözden ne bilmem ne. Burada insanların ne kadar fiziki yani muamele, şiddet muamelesine tabi tutulduğu işkence. Ama bunu yapmak zorundasın çünkü yapmadığın zaman bir sürü kaçamak yol veriyorsun. Ne yazık ki böyle ama bu onların kötü muameleyi savunduğu anlamına gelmiyor tabii ki işkenceye karşı. 65 yaşı da öyle bir şey benim için. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum İlhan Bey. Hem ekip arkadaşlarım hem de kendim adına. Çok güzel tartışmalar oldu. Bence hepimizin biraz düşürüp bunları sindirmesi lazım diye düşünüyorum.